zamanın su gibi akıp gittiği ve değişimin mekanlara geride bıraktıklarını unutturma fırsatı vermediği Bursa'da gönlünüz bir ipek fular gibi uçuşur gider. Uludağ'a sırtını dayayıp Marmara Denizi'ni körfeziyle kendine çeken Bursa, verimli ovası, gölleri, termal kaynakları, tarihi değerleri ve üretim gücüyle Türkiye'nin 4. büyük kenti. Milattan önce 185'te Prusias et Olimpum adıyla kurulan bu kent, Bitinya, Roma, Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. 1326 yılında Sultan Orhan tarafından fethedilen Bursa, Osmanlı'ya beylikten devlete ve imparatorluğa giden yolu açtı. Osman Gazi'nin hasta yatağındaki arzusuyla Bursa'yı fetheden oğlu Orhan Gazi, Osmanlı'nın ilk şehit sultanı 1. Murat, Osmanlı Birliği'ni kuran Rumeli Fatih Yıldırım Beyazid, fetret devrinden çıkışı sağlayan Çelebi Mehmet, İstanbul'u fethederek bir çağ kapatıp diğerini açan Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murad'ın ebedi uykuda oldukları bu şehir, ihtişamını her döneme taşıdı. Bağımsızlığı tehdit edildiğinde Bursa, kahramanlık destanları yazdı. 11 Eylül 1922'de 2 yıl 2 ay 2 gün süren esaretinden kurtulan Bursa, Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok ziyaret ettiği ve devrimlerinin ipuçlarını verdiği kent oldu. Kurtuluş Savaşı'nı bitiren Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı Mudanya Mütareke Binası ve Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının da bulunduğu Umurbey ilçesiyle Bursa, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan dünyanın en hızlı gelişen kentleri arasında ilk 100'e girmeyi başardı. Kentin 700 yıllık tarihine Uludağ'daki İnkaya Çınarı şahittir. Osmanlı'nın 6 sultanını topraklarında saklayan imparatorluğun ilk başkenti Bursa'da 1453'e kadar başa geçen sultanlar, kentin farklı bölgelerinde şehri şekillendiren ve kendi isimleriyle anılan külliyeler yaptırdılar. Osmanlı sultanları kenti Bitinyalılardan miras sur duvarlarının dışına çıkardılar. Osman Gazi'nin hasta yatağındaki arzusuyla Bursa'yı fetheden Orhan Gazi, babasıyla paylaştığı türbesinin tersine külliyesinin birini kent dışına kurarak Bursa'nın açık kent olmasına verdiği önemi gösterdi. Osmanlı'nın ilk şehit sultanı olan 1. Murat ise Çekirge'de yaptırdığı külliye ile kentin batı yönüne doğru gelişmesini sağladı. Semte adını da veren Muradiye Külliyesi'nde 2. Murat ve ailesi adına yaptırılmış 12 türbe bulunuyor. Sultan Beyazıt'ın şehrin doğusunda yaptırdığı Yıldırım Külliyesi bilim merkeziydi. Halen sağlık hizmeti veren külliyede Osmanlı'nın ilk hastanesi bulunmakta, tıp öğrenimi yapılmaktaydı. ...20 kubbesi ve 2 anıtsal minaresiyle Ulu Cami, şehrin ortasında mağrur duruşuyla zamana baş kaldırır. Bu dev yapı, İslam dinindeki kutsal mekanlar içinde 5. makam olarak anılır. Kutsal yapının minberinde son asırda tespit edilen güneş sistemi gezegenlerinin motiflerinin sırasıyla yer alması şaşırtıcıdır. Fetret dönemi sonrasında inşa edilen Yeşil Külliyesi de ince işçiliği ve eşsiz sanatıyla devletin yıkılmadığı ve dimdik ayakta durduğunun ifadesidir. Yapının dışındaki göz alıcı çinilerden başka, içi de altıgen küyuze levha çinilerle kaplanmıştır. Türbenin hemen yanındaki Yeşil Cami, mimari üstünlüğün ve el sanatlarındaki ustalığın anlatımıdır. Bursa'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri de güvercinlerin kanat sesleri ve şadırvandan gelen su sesiyle ruhani atmosferini tamamlayan Emir Sultan Camii ve Türbesidir. Emir Sultan, doğanın, yeşilin simgesini Erguvan Bayramı olarak insanlığa armağan etmiştir. Külliyeler şehrin imarını şekillendirirken ticaretin kalbi de hala dimdik ayakta olan hanlarda atmaya başladı. ...1450-1600 yılları arasındaki dönemde Tebriz'den gelen ipeğin İtalya'ya, Hindistan'dan gelen baharatın Kuzey Avrupa ülkelerine gitmesi Bursa'yı bir geçiş noktası haline getirerek önemini de arttırdı. Bu coğrafi ve ekonomik durumun mimariye yansıması ise hanlarla kendini gösterdi. Nasıl ki ipek böceği büyük bir sabırla ördüğü kozasından çıkıp sonsuzluğa kanatlanıyorsa, kozağından çıkan kervanlar da dünyaya öyle yayıldı. Yorgun kervanlar, gezginler henüz Amerika kıtası bile keşfedilmeden Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılan kozağında Uludağ'ın karlarıyla serinletilmiş şerbetlerini yudumlayarak dinlendiler. Pirinç Han, Vali Bey Hanı, Vezir Hanı, Eski Yeni Han, Fidan Hanı, Geyve Hanı, İpek Han ve diğerleri ticaret kültürünün kente bıraktığı izler oldu. Hanların hemen yanındaki kapalı çarşı ise en değerli eşyaların saklandığı bir sandık gibi her bakıldığında şaşırtan ama her defasında kendine çeken büyülü bir ışık. Bursa, denizi, ovası ve dağıyla farklı güzellikleri bir arada barındırdığı gibi Yahudileri, Hristiyanları, Müslümanları ve farklı inanışları da bir arada kucaklayarak Ebru'nun birbirine karışmadan şekillenen renkleri gibi bir tablo koyuyor ortaya. Musevi topluluğunun Bursa'ya gelen ilk kafileleri tarafından yaptırılan Geruş Sinagogu bugün de cemaatinin ibadetine açık tutuluyor. Şehir merkezinde yer alan ve 19. yüzyılda yapılan Fransız Kilisesi ibadete açık tutuluyor. Marmara'nın en büyük gölünün kıyısında kurulu olan İznik, 4 medeniyete başkentlik yapmış ve surlarla çevrili bir açık hava müzesi. İznik, Hristiyan dinince kutsal kabul edilen 8 hac merkezinden biri ve Hristiyanlık alemi için Vatikan ve Kudüs'ten sonraki en önemli 3. kutsal mekan, 8. yüzyılda yapılan Ayasofya müze olarak hizmet veriyor. İznik Çinileri ise renklerin usta ellerde motiflere dökülen şiirini dünyanın her yerine duyuruyor. Kentin güneyinde yer alan iki yarımada ve 7 adadan oluşan gölyası da doğal güzelliklerin yanı sıra eski Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının izleri var. Hristiyan keşişlerin inzivaya çekildiği ve mitolojideki Olimpos adından sonra Keşiş Dağı diye anılan Uludağ, Büyük Orhan'daki Derecik Bazilika'da görüldüğü gibi gizli bir hazine. Ovanın yeşiline en çok beyazı yakıştıran ve kış turizm merkezi olarak anılan Bursa, Uludağ'ın görkemli gölgesinde yaşar binlerce yıldır. Uludağ, 2543 metre yüksekliğiyle Marmara bölgesinin en yüksek noktası. Dünyaca ünlü bu kayak merkezi, Fatih'in Kuşaklı Kaya Tepeleri ve 2. Gelişim Bölgesi olarak belirlenen alanda yer alıyor. Ülkemizin en önemli kış sporları merkezi olan Uludağ'da kayak pistleri genellikle 15 Aralık-15 Mart tarihleri arasında yoğunlukla hizmet veriyor. Uludağ'ın ve Bursa'nın sembollerinden biri de Türkiye'de ilk defa Bursa'da kurulmuş olan teleferik. Yılın 4 mevsimi farklı renkler ve güzelliklere sahip Uludağ, endemik bitki türlerinin de aralarında bulunduğu 1200 dolayında türe ev sahipliği yapıyor. Uludağ eteklerindeki köyler, Bursa'nın kültürel zenginliğinin sergilendiği gibi zaman yolculuğuna çıkıldığı hissini de veriyor. Misi köyü ise antik çağlardan günümüze ulaşan eski bir Rum köyü. Cumalı Kızıksa Osmanlı sivil mimarisinin en önemli ve en güzel örnekleri olan evlerini yaşatıyor. Köyün tarihi 700 yıl öncesine kadar uzanmakta. Bitişik cumbalı evleri, sımsıcak insanları, Arnavut kaldırımın sokakları ve ahududu bahçeleriyle Uludağ'ın eteklerinde rüya gibi bir köy. Doğadaki sıcak su kullanma şansını tarihten Bizans ve Romalılardan alan Bursa, Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra temizlik kültürünün etkisiyle hamamlarla donatıldı. Asırlardır imparatorları, kraliçeleri iyileştiren, hastalara derman olan Bursa kaplıcalarının suları, erik madenlerinin verdiği renk ve yüksek enerjisi nedeniyle kehribara benzetilir. Oryantalizmin bu en büyülü mekanında su nur olur, ışık suya karışır. Üzerine bu sular döküldükçe şifa bulur insanlar. Osmanlı'nın ilk parayı bastırdığı, ilk darphanesini kurduğu ve dünyada ilk kalite standardını uyguladığı Bursa, sanayi ve ticaret hayatına da öncülük etti. Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi Bursa'da kuruldu. Türkiye'nin Detroit'i olarak anılan Bursa, ana ve yan sanayi kuruluşlarıyla bir otomotiv üssüdür. Tarihi kimliğiyle tekstilin de başkenti sayılan Bursa, geleneksel ipekli ürünlerinin yanı sıra ev tekstili ve nanoteknoloji tekstil ürünleriyle artık dünya pazarlarında farklı bir konumda yer alıyor. Makine, kimya, metal çimento, mobilya ve inşaat sektörleri de etkin ekonomik sektörleri oluşturuyor. Gemlik Limanı'nın hemen yanında bulunan serbest bölge ve yılda ortalama 700.000 ziyaretçinin akın ettiği uluslararası fuar merkeziyle ticari cazibesini artıran Bursa, ülkemizdeki ihracatın %6'sını tek başına gerçekleştirir. İhracatta sanayi ürünlerinin payı ise %94 seviyesindedir. Bursa, ülke ekonomisine sağladığı bütçe gelirleri açısından da 5. sırada yer almaktadır. Bursa sanayi kenti olduğu kadar bir tarım kentidir de. İlin genel arazisinin %35'i tarım alanları olarak kullanılır. İlin karakteristik ve ülke düzeyinde tanınmış ürünleri şeftali ve Bursa siyah incirdir. Bu ürünlerin önemli bir bölümü 60 dolayında ülkeye ihraç edilmektedir. Zeytincilik de Bursa tarımında markalaşmış ürünleriyle yerini almaktadır. ...1975 yılında kurulan Uludağ Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri. Uludağ Üniversitesi, 40 binin üzerindeki öğrencisiyle Bursa'yı bir üniversite kenti de yapar. Önce bu beyaz perdenin üzerine düşer Bursa'nın gölgesi. Karagöz ve Hacivat canlını verir Çekirge'deki anıtlarından ve yüzyıllar öncesinden seslenir. Karagöz'üm merhaba diyorum, merhaba. Hoş geldin suda pişmiş bol kaba. Bir başka yaratıcı folklor karakteristiği ise kılıç kalkandır. Dünyada müzik aleti kullanılmamasına rağmen bir ritmi olan tek halk dansıdır, ilgiyle izlenen. Kökeni Anadolu Selçuklularına kadar uzanan mehter takımı da ilk kez Orhan Gazi tarafından kurulduğundan Bursa doğumludur. Bursa'nın yemek kültürünü de göz ardı etmek mümkün değil. İskender kebabı, İnegöl köftesi, kestane şekeri, Kemalpaşa tatlısı gibi lezzetler bu kentin sınırlarını çoktan aştılar. Gün geceye dönerken pencereler usul usul kapanıyor. Ilık ılık esen lodos geceyi kovalıyor ve güneş bu bilge şehrin üzerine yeniden doğabilmek için sabırsızlanıyor. Geçmişin izlerine sahip çıkarak yeni değerler üreten Bursa, tüm zamanların güzel şehri unvanını hak ediyor.